Evet arkadaşlarım, sesim geliyor mu acaba? Şu an ne durumdayız? Şimdi ben de kontrol ediyorum. Herhalde bir sıkıntı yok. Bana bir geri bildirim yazarsanız arkadaşlar, ben de chat kısmından hemen bunun geri bildirimini aldıktan sonra başlayacağım. Tamam, gayet iyi. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi Emrela hocamın e, sunumu canlı yayına bitti. Bundan sonrasında ben devir alacağım ve dahiliye ve klinik yaklaşımla ilgili polistemileri konuşacağız. Hem polistemiye yaklaşacağız. işte polikliniğe bir hasta geldi. Ne yapıyoruz? Hem ayırıcı tanı yapacağız. Hem de e, tanı koyduktan sonra da işte bu hastaları nasıl yönetiyoruz? E, ne tedaviler veriyoruz? Buradaki amacımız ne? Bunlarla ilgili konuşacağız. Bu videoyu ilk izleyen arkadaşlarım için öncelikle şunu söyleyeyim. Mutlaka Emrullah Hocam'ın kanalında, doktorda, Doktor Patoloji kanalında işin fizyolojik ve patolojik kısmını dinlemenizi öneririm. Daha sonrasında bu videoyu izlemeniz çok daha faydalı olacaktır sizin için. Orada çok basic, temel bazı önemli noktalar anlatılıyor. Tabii ben bu videoda o kadar fazla girmeyeceğim işin fizyolojik kısmına ama... Tabii ki bir giriş yapacağım yani klinik açıdan benim için önemli olan kısımlara değineceğim. Oraları geçeceğiz ve daha sonrasında da hastalıkla ilgili konuşacağız. Ee, bu sanırım 5 e, yayınımız oluyor fizyolojiden tedaviye podcastimizde. Umarım siz de bizim kadar zevk alıyorsunuzdur. Biz gerçekten anlatırken zevk alıyoruz bazen abartıyoruz çok fazla anlatıyoruz tabii. O da bir önceki yayınlarda böyle iki saate artık vurunca Ortak yayında dedik ki yayınları ayıralım en iyisi. İkimiz de anlatmayı seviyoruz. Hani işte değilse arada bir boşluk olsun. Arkadaşlar dinlensin. Daha sonrasında çayını kahvesini içsinler ve gelsinler yayına devam edelim diye düşündük. Evet süper. Evet daha fazla arkadaşlar e, geyik yapmadan girişi bu kadar tutarak. Haydi başlayalım. Şimdi mieloprolifatif hastalıklar tabii ben hematolog olduğum için çok fazla gördüğüm bir hasta grubu. Sık görülen hastalıklardan bir tanesi aslında. Tabii bizim e, hematolojik neopilezilerimiz zaten çok sık görülmüyor ama relatif olarak onların arasında sık gördüğümüz konulardan bir tanesi. Mesela bir hematoloji polikliniğine eğer giderseniz merak edip işte izleyen öğrenci arkadaşlarım belki işte internken ya da stajyerken e, uğrayabilirler. Yani böyle bir hasta popülasyonumuz var, var bizim. Yani günde böyle bir... 4-5 tane hasta gördüğümüz rahattır. Yani benim için poliklinikte standarttır günde 4-5 tane kronik miyeli proliferatif neoplazi hastası görmek. Tabii bunların arasında 4 tane hastalığı çokça görüyoruz ve önemsiyoruz. KML kronik miyeloid bugün bahsetmeyeceğiz. Polistemiye vera çok görüyoruz. Insidansı yüksektir. Biraz da insidanslar kısmında da konuşacağız zaten. Esansiyel trombositemi ve primer fibrozis. daha başkaları da var. Ama bunları da arkadaşlar süreç içerisinde konuşacağız. Şimdi bunlar öncelikle klonal hastalık yani stemselde, hematopoetik stemselde bir tane hücrede bir mutasyon oluyor, bir driver mutasyon oluyor ve bu driver mutasyon sonrasında da e, hücreler yaşam avantajı, survival avantajı, proliferasyon avantajı kazanıyorlar standart kök hücrelere göre ve daha sonrasında dominant bir klon haline geliyorlar ve problemler başlıyor. Ama Burada şöyle bir şansımız var bunlar indiferansiye hücreler değil yani diferansiyasyonunu sürdürebilen hücreler olduğu için o hücre line'ında o hücre serisinde en matür hücre neyse oraya ulaşabiliyorlar. Bu güzel bir özellik yani e, matürasyon fazında bir yerde sıkışıp kalmıyorlar. Lösemilerde gördüğümüz gibi mesela çok tipik bir örnektir akut promiyolister lösemi e, fazında sıkışıp kalır hücreler daha Matüre olamazlar, daha fazla matüre olamazlar. Problemler sonra ardı ardına birbirinizler ama bunlar öyle değil. Bunlar matüre olabilen hücreler. Bir ya da daha fazla myeloid hücre serisinde proliferasyon göreceğiz. Burada temel olarak 3 tane aslında seriyi kastediyoruz. Bunlardan bir tanesi eritrositer seri olabilir. Bir diğeri lokoster seri olabilir ki özellikle nötrofille ilgili yükseklikler göreceğiz. Bir diğeri de megakaryos terseri olacak ve bunun da sonuçta yansıması trombosit yüksekliği olarak karşımıza çıkacak. 6. ve 7. dekatta pik yapıyorlar. Bunun vaka sorularında da önemi var. Bizim için de önemi var. Şimdi bir hasta polikine geliyor. Diyelim ki işte 65 yaşında işte işte temisi var. Tespit edilmiş. Ben bu hastada özellikle mesela polistemiye verayı hemen aklıma getiririm. Ama şöyle düşünün, 20 yaşında bir tane hasta var, polistemiyle gelmiş. Mesela primer polistemiye vera böyle bir vakada çok fazla düşünmem. Başka şeyler düşünürüm. Mesela konjental bazı sebepler düşünebilirim. Ee, ya bir konjental işte hipoksi ile ilişkili hipoksiyi regüle eden ya da eposentezini regüle eden bir gen mutasyonu olabilir hastanın özellikle de aile öyküsü varsa. Ya konjentasyonik bir kalp hastalığı vardır Henüz tanı almamıştır vesaire vesaire. Yani yaşı bizim için önemli hastanın prezentasyon yaşı. Klinik çok heterojen oluyor. Bazı hastalar hiçbir semptomu olmuyor. Sadece rastlantısal tanı alıyorlar. Herhangi bir nedenle işte kan verdikleri zaman poliklinikte. Böyle hastalar vardır. E, gelirler sizin karşınıza derler ki işte hocam e, işte ben geçiyordum uğradım. Sıra da varmış zaten beni geri çeviremezsiniz diyor. E, kabul ediyorlar ve daha sonrasında diyor ki hocam benim şu kanlarıma bakın o size baktırıyor kanlarını. Sorun çıkmaması için de bakıyorsunuz. Bir endikasyon olmasa bile genellikle eee tartışma çıkmasın, kavga çıkmasın. Daha sonrasında bir bakıyorsunuz. Hastanın hematokriti yüksek geliyor. Aha. Niye yüksek? Daha sonrasında tabii work up'ınız başlıyor. Splenomegali hepsinde görülebiliyor ama özellikle splenomegali dendiği zaman miyeloproliferatif hastalıklar içerisinde iki tanesi en başta aklımıza gelmeli. Bunlar da çünkü masif splenomegali de görebilirsiniz. Biri KML, diğeri de primer mielofibrozis. Bu iki durumda çok daha sıktır siplenema Diğerlerine göre ve masif de olabilir. Mesela polistemia vera da esansiyel trombositemi de çok fazla masif siplenema beklemiyoruz. Ama bu iki hastalıkta ciddi masif siplenema sizin karşınıza gelebiliyor. Akut lösemi transformasyonu görülebiliyor. Çok nadirdir. Emrullah Hoca da bahsetti. Aslında gidiş şöyle oluyor bu hastalarda. Mesela polistemiye vera ya da esansiyel trombositemi olsun hasta fark etmez. Şimdi bunlar asemptomatik bir süreçleri oluyor, bir periyotları oluyor. Daha sonrasında semptomatik oluyorlar. Semptomatik artık iyice e, hastalığın oturduğu, semptomların oturduğu, laboratuvarın oturduğu bir faz oluyor. Daha sonrasında bu hastaların bir kısmı mielofibrozise ilerliyor. Daha sonrasında da AML'ye dönüş oluyor. Bakın bu sıra genellikle böyle gider. Yani önce polistemiye vera, hasta semptomatik oldu, hastalık yükü arttı. Bazı mutasyonlar gelişti. İşte mielofibrozis kaydı. Eee işte kemik iliğinde yaygın bir fibrozis var. Daha sonrasında da blastik hücre artışı ve mieloid lösemiye doğru bir transformasyon. Ama bazı hastalar mielofibrozis olmadan direkt akut mieloid lösemiye de atlayabiliyorlar. Böyle hastalar gördüm ben. Mielofibrozis olmadan direkt mieloid lösemiye progresi olabiliyorlar. Şimdi miyeli, e, miyeli proliferatif hastalık sınıflamasına bakalım. Bu sınıflamalar bizim için önemli hematolojide. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ICC'nin iki farklı sınıflaması var ama bakın bunlar birbirine zaten çok benziyor. Neredeyse aynı bu sınıflamalar. Genellikle bizim kitaplarımızda ICC sınıflaması oluyor textbooklarımızda. İşte kronik miyeli lösemiyi hepimiz biliyoruz. Polistemi'yi biliyoruz. Esansiyel trombositemi. Miyeli fibrozis. Bu dört tanesi zaten çok uzun yıllardan beri bildiğimiz miyeli proliferatif hastalıklar... Fakat daha sonrasında bunlara böyle yenileri eklendi. Mesela kronik nötrofilik lösemi ve kronik eozinofilik lösemi. Kronik nötrofilik lösemi ya ikisini de çok nadir görüyoruz ama kronik nötrofilik löseminin e, çok tipik bir marker'ı var. Çok tipik bir mutasyon var. Kolenistümüle edici faktör 3 reseptör mutasyonları oluyor. Bir yerlerde karşınıza çıkar mı çıkabilir arkadaşlar bizim board sınavlarında, yurt dışı sınavlarında çok popüler bir mutasyondur. CSF3 e, reseptör mutasyonu şöyle bir aklınızda böyle bir yerlerde yer etsin. Şimdi gelelim Jakstat aktivasyon yolağına. JAK-STAT sistemini konuşmadan mielo proliferatif hastalık konuşamayız çünkü olayın patogenizinde yatan süreç bu. jak Jakstat yolağı aslında sitokin reseptörlerinin birçoğunda gördüğünüz yolaktır. Jak dediğimiz şey Janus kinazdır. Janus kinaz. Stat dediğimiz de signal transducer, transducer yani signal ileten ve activation of transcription, yani transkripsiyonu aktive eden yolaktır arkadaşlar. Biz bunu stat diye kısaltıyoruz bu kadar uzun okumak istemediğimiz için. Sonuç olarak bunlar birbirine bağlı. Bir reseptör aktive olursa JAK2 aktive olacak. Daha sonrasında da bu stat yolağını aktive edecek ki burada fosfatidil inozitol 3 kinaz yolağı da aktive olabilir. Ya da MAP kinaz yolağı da aktive olabilir ki işte burada RAS falan da vardır. Sonuçta bunlar ne olacak? Ee, i̇şte birçok e, genin transkripsiyonunu değiştirecek. İşte bazı genlerin transkripsiyonunu arttıracaklar, bazı genlerin transkripsiyonunu azaltacaklar. Sizce hangi genlerin transkripsiyonu artıyordur? Daha çok proliferasyon avantajı sağlayan genlerin e, daha çok transkripsiyonu artıyor. Şimdi burada birazcık yaklaşacağım. Bakın 3 tane temel reseptörümüz var miyeli proliferatif hastalıklarda konuşacağımız. Eltropoetin reseptörleri, EPOR diye kısaltıyoruz. MPL reseptörleri var. MPL reseptörlerine trombopoietin bağlanıyor. TPO bağlanıyor. Erythropoietin reseptörlerine EPO bağlanıyor. Ve GCSF reseptörlerine de GCSF bağlanacak. Sonuçta hepsi e, JAK'a bağlı. Daha sonrasında da hepsi STAT yolağına bağlı. Şimdi eğer bir insanda şu JAK 2'yi aktive eden bir mutasyon olursa o zaman sonuç olarak bu reseptörün ligantla karşılaşmadan aktivasyonu söz konusu olacak ve sürekli proliferasyon sinyalleri ve daha bir sürü e, transkripsiyon sinyali çekirdeğe doğru iletilecek. Hastalığın patogenizi budur işte. Jak 2'nin kendi kendine aktive olmasıdır. Normalde bunun aktive olması için erytropoietinin bağlanması gerekiyor reseptöre ve daha sonrasında bu aktivasyonun olması gerekiyor. Ama burada işte problem var. Eritropoietin reseptör mutasyonlarını daha doğrusu eritropoietin doğru. Eritropoietin reseptör mutasyonlarını konjentel polistemilerde göreceğiz birazdan söyleyeceğim. Ama çoğunlukla nerede mutasyonu görüyoruz? Erişkin hastalarda JAK2 kısmındaki %97 civarında burada bir mutasyon göreceğiz. Burada çok fazla girmeyeceğim çünkü polistemiye ve bunlar çok önemli değil. Fakat kalritikilin ve MPL mutasyonları da Mieloproliferatif hastalıklarda görülebilir. Özellikle mielofibrozis ve esansiyel trombositemi hastalarında. Bugünün konusu olmadığı için buralara çok fazla girmeyeceğim ama bunları da arkadaşlar ismen böyle bir aşinalığımız olsun. JAK2'nin yapısını görüyorsunuz burada hızlı geçeceğim. Stokin reseptörüne bağlanan bir kısmı var. JH2 kısmı var. Burası Pseudokinaz domain diye geçiyor ve bu kinaz kısmının negatif regülatörüdür. Şimdi bu V617F mutasyonu hastaların %97'sinde oluyor ya en sık görülen mutasyondur polis demeye veri hastalarında %97 bakın çok çok yüksek. Burada mutasyon olunca işte artık negatif loop bozuluyor ve bu kinas kısmı sürekli aktive oluyor ve stat aktivasyonu ile beraber transkripsiyonu tetikliyor. Kök hücre hastalığı olduğunu söylemiştim tek bir kök hücreden başlıyor. Burada bir mutasyonumuz olacak. Bu mutasyon sonrasında bu kök hücre bir survival ya da proliferasyon avantajı kazanarak daha sonrasında hematopoetik kök hücre havuzunun artık çoğunu süreç içerisinde oluşturmaya başlayacak. Burada şöyle bir problem de oluyor daha sonrasında bu hastalarda. Bakın aslında şurada gösterilen şematize edilen şey artık kök hücreler işte e, buradaki mikro çevrenin etkisiyle buradaki hem inflamasyon oluyor hem bir sürü stokin e, burada salınıyor. Artık kemik iliğinde barınmaktansa kopup periferik kana geçip başka yerlere de arkadaşlar yerleşebiliyorlar kök hücreler. Nereye yerleşiyorlar biliyor musunuz genellikle? Dalağa yerleşiyorlar. Ve dalakta ekstra bir hematopoyaz başlıyor bu hastalarda. Milo proliferit hastalık olan kişilerde. Ve spleni görüyorsunuz. Bazen karaciğerde yerleşiyor karaciğerde de ekstra, ekstra medüller hematopoez görebiliyorsunuz ve hepatomegali ile gelebiliyorlar sizin karşınıza ama splenomegali çok daha sıktır. Hepatomegali daha nadirdir bu hastalarda. Fizik muayeneleri çok önemsiyoruz bunu. Bakın olayın doğal süreci aslında böyle. Genetik bir yatkınlık olabiliyor. Buraya girmeyeceğim. Burası sizin için ayrıntı. Ama bazı hastalarda Klonal bir hematopoez başlıyor aslında daha miyeloproliferatif hastalık gelişmeden. İşte tetki ya da DNMTA3A e, mutasyonları olabiliyor. Bunlar epigenetik regülatörlerdir, metilasyon regülatörleridir bunlar. Epigenetik regülasyon bozuluyor, hücreler proliferasyon avantajı aslında burada kazanmaya başlıyorlar ve daha sonrasında miyeloproliferatif hastalıklarla ilişkili bir driver yani bunu ortaya çıkartan bir mutasyon oluyor. İşte bu JAK2 olabilir, karetikülün olabilir, MPL olabilir ama polistemiye vere konuşacaksak eğer JAK2 mutasyonu konuşmak zorundayız. Ve daha sonrasında miyeli proliferatif hastalık fazı başlıyor. Daha sonrasında da burada gördüğünüz bir sürü başka mutasyon ekleniyor bunun üzerine süreç içerisinde. Ve neye transformasyon olabiliyor? Akut miyeli ütlesemiye transformasyon görebiliyorsunuz ama nadirdir hastaları eğer güzel yönetirseniz. Şimdi polistemiye veraya başlayalım. Polistemi aslında hücre fazlalığı demektir latince. Ama biz bu polistemi özellikle eritrositer seri için kullanıyoruz. Yani diğer nötrofil ya da trombositler için çok fazla kullanmıyoruz. Polistemi dediğimiz zaman eritrosit yüksekliği ya da eritrositozu kastediyoruz kelime anlamı olarak. Polistemileri en başta ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü bazı hastalarda gerçek bir polistemi olmuyor, yalancı bir polistemi ya da relatif bir polistemi oluyor. Yani eritrosit kitlesi artmıyor aslında. Bu hastaların çoğunda e, plazma konsantrasyonu azalıyor. Yani plazma e, hacmi daralıyor. Böyle olunca da mesela terleyen hastalar, çok fazla kusan kişilerde diaresi olanlar ya da üçüncü boşluklara sıvı kaybı olan insanlarda, e, Piyazma volümü azaldığında siz hematokrit yükselmesini görebiliyorsunuz. Ama bu gerçek bir eritrositoz değil. Bu relatif bir eritrositoz tablosudur. Volüm azaldığı için. Bir de Gaisberg sendromu dediğimiz bir sendrom var. Bu 1900'lü yılların başlarında tanımlanmış. 1905 olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu civarlarda tanımlanmış bir sendrom. Bakın 100 yıl öncesinde, 120 yıl öncesinde neredeyse tanımlanmış bir sendrom. Ee, bazı hastalarda özellikle de hipertansiyonu olan ve obez hastalarda eritristozun eşlik etmesi olarak tanımlanmıştır bu e, Gauss-Böck sendromu. E, ama bu hastalarda da plazma volümünde aslında bir miktar daralma vardır. Nedeniyle ilgili çok fazla hipotez var işte stresin tetiklediği bir durum olduğu söyleniyor vesaire vesaire. Oralara fazla çok girmeyeceğiz ama böyle bir ismen bir hastalık var ve bu bir yalancı eritristozdur. Şimdi gelelim gerçek polistemilere. Bizim konumuz burası. Gerçek polistemilerde de öncelikle primer ve sekonder olarak ayırıyoruz. Primer polistemi dendiğinde zaten polistemiye rubra vera ya da polistemiye vera'yı kastediyoruz. Primer polistemiler arasında en sık görülendir. Bir de konjental polistemiler var primer polistemiler içerisinde. Burada da eritropoietin reseptör mutasyonları vardır. Nadirdir, çok nadirdir. Ama görebilirsiniz, göremezsiniz diye bir şey yok arkadaşlar. Ve sekonder polistemiler bu çok daha büyük bir gruptur ve mutlaka aslında ilk başvuran hastalarda, bizim karşımıza polikliniğe gelen hastalarda biz sekonder polistemileri öncelikle çoğu vakada düşünüyoruz. Bunun nedeni şu, bakın. Şimdi bir hasta polikliniğe polistemiyle geldiğinde ya da trombositozla geldiğinde, şimdi ben de şunun farkındayım. Hani burada en havalı olan tanı ne olacaktır? polistemiye vera ya da esansiyel trombositemi olacaktır. Havalıdır bu insan böyle tatmin olur böyle bir tanı koyduğunda. Evet buna ben de katılıyorum. Ama şu gerçeği hiçbir zaman unutmayın. Toplumda polisteminin ve trombositozun en sık sebepleri her zaman sekonder sebeplerdir. Her zaman sekonder sebeplerdir. Mesela polisteminin en sık sebebi sigaradır popülasyonda. Trombositozun en sık sebebi enfeksiyonlardır. Ve daha sonrasında demir eksikliğidir. Reaktif trombositoz olarak karşımıza gelir hastalar. Bu gerçeği unutmayın arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Ve bunlar dramatik gerçekler. Bunları her zaman kafamızda kurmamız gerekiyor. Şimdi geldik sekonder eritrositoz nedenlerine. Bunlar da kendi arasında konjenital ve kazanılmış diye iki kısma ayrılabiliyor. Konjenital sebeplerde bakın Emrullah hocam da bahsetti. Von Hippel-Lindau gen mutasyonları bazen rol alabiliyor. Ee, PHD mutasyonları rol alabiliyor. Bununla ilgili birazdan konuşacağız. Prolil hidroksilazdır bunun e, uzun ismi. HIF mutasyonları olabiliyor. Ya da yüksek oksijen bağlama afinitesi olan hemoglobinler olabiliyor hastalarda. Örneğini vereyim mi size? MET hemoglobinler mesela. Ya da hemoglobin F yüksekliği mesela. Ya da bir fosfogliserat mutaz e, eksikliği oluyor. Bu hastalarda 2-3 BPG eksik oluyor. Bunu fizyolojiden de hatırlayacaksınız 2-3 BPG'yi ben de hatırlatayım size. 23 BPG ya da 2-3 DPG, DPG olarak da yazabiliyor. Hemoglobin oksijen disasyasyon eğrisini sağa kaydıran en önemli fizyolojik e, maddedir. Hemoglobin oksijen disasyasyon eğrisinin sağa kayması demek hemoglobin oksijeni afinitesinin azalması demektir. E sonuçta ne olur? Hemoglobini kendine saklamaz. E, daha doğrusu oksijeni hemoglobin kendine saklamaz. Periferde dokulara hemen verir. Yani alın, kullanın der. Hani oksijen, ben zaten bunu çok fazla tutmak istemiyorum der. Alın siz kullanın der. Bakın. Bu mesela anemilerde, anemik hastalarda çok güzel bir fizyolojik kompansasyon mekanizmasıdır. Anemik insanlar periferik oksijenizasyonunu koruyabilmek için 2-3 BPG miktarını yükseltmek zorundadır ki hani oksijen daha çok verelim periferdeki dokulara. Hemoglobin kendine saklamasın bu oksijeni diye. Ama bunun tam tersi sola kayan durumlar da var. İşte mesela methemoglobine mi, hemoglobin F yüksekliği gibi durumlarda bu eğri sola kayar ve oksijen afinitesi artar. Hemoglobin oksijeni dokulara vermek istemez. Bu benim der. Siz kendi başınızın çaresine bakın der. Dokularda arkadaşlar kendi başının çaresine bakmaya çalışacaklar. Özellikle polistemiye sokarak hastayı. Peki kazanılmış nedenler var. Eritropoetin e, yüksekliğiyle gidiyor bunlar temel olarak. Mesela hipoksi ile giden hastalıklar var, kronik akciğer hastalıkları olabilir, sağ sol şantlar olabilir, karbonmonoksit zehirlenmesi, işte sigara içenlerde gördüğümüz eritrositoz özellikle karboksi hemoglobin miktarı artar sigara içenlerde. Karboksi hemoglobin miktarı artar, altını çizerek söylüyorum. Hipoventilasyon sendromları çok yüksekte yaşayanlar, sonuçta oksijen basıncı düşük olduğu için çok yükseklerde, sonuçta bir hipoksik tablo ortaya çıkacak ve eritrositozu bu tetikleyecektir. Lokal hipoksi nedenleri arasında bence en önemlisi renal arter stenozdur. Şimdi eritropoietin nereden sentezleniyor? Emrullah Hoca da söyledi ben de hatırlatayım. Özellikle proksimal tübülde peritübüler hücrelerden sentezleniyor. %90 buradan sentezlenir. %10 da karaciğerden sentezlenir ama bu bizim için çok önemli değil. Renal arter stenozu olduğu zaman sonuçta böbrekte lokal bir hipoksi olmuyor mu aslında? Evet. E sonuçta peritübüler hücreler Böbrekte lokal hipoksim var? Global bir hipoksim var? Bunu anlayamazlar. Hipoksi varsa eritropoietin sentezine başlarlar arkadaşlar. Ve bu nedenle mesela renal stenozunda hem hipertansiyon hem de eritrositoz görebilirsiniz hastalarda. Bazı tümörler eritropoietin üretebiliyor. Ben bunlara polistemi üçgeni diyorum. Şöyle bir üçgen arkadaşlar size söyleyeceğim. Böbrek, böbrek üstü ve daha doğrusu karaciğer, böbrek üstü ve böbrek. Şöyle hani anatomik yapı otursun diye. Karaciğer, böbrek üstü, böbrek arkadaşlar. Böyle bir polistemi üçgeni var burada anatomik olarak. Bu önemli. Bu üçgenin dışında kalan en önemlisi de serebeller hemangioblastom'dur. Ama üçgeni unutmayın. RCC, FEO ve hepatoseller kanser. Bu polistemi üçgeni. Ben uydurdum bunu. Böyle bir şey yok. Hani bu uydurmadır. Benim uydurduğum bir şey. Ama bence tam oturuyor. İlaç ilişkili temiller olabiliyor. Ertropoetin kullanımına bağlı olabiliyor. Diyeceksiniz ki biz manyak mıyız? Niye kendimize Ertropoetin vuralım diye düşünebilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bilmeyenler için. Ertropoetin spor müsabakalarında en çok kötüye kullanılan doping maddesidir. Yani en sık kullanılan doping Ertropoetin'dir spor müsabakalarında. Bu yüzden hani hiç karşılaşmamış olabilirsiniz çok normal sporculardan mutlaka e, müsabaka öncesinde kan alınır ve eritropoyetin düzeyine de bakılır arkadaşlar. Bu sporcuların. Sonuçta sporcular ne yapmak istiyor bunu kötüye kullanan sporcular? Eritropoyetin yapıyorlar kendilerine, eritrostoz oluşuyor ve oksijen e, taşıma kapasitesini arttırıyorlar kanda ve sonuçta doku oksijenizasyonunu arttırıp daha hızlı, daha güçlü bir şekilde koşup spor yapabiliyorlar. Şimdi gelelim bu HIF yolağına, HIF bizim için önemli zaten yakın bir zamanda da soru olarak da geldi sınavda. Şimdi bir insanda hipoksi olduğu zaman hemen hipoksi inducible faktör üretimi artıyor. Ve bu hipoksi inducible faktör de ne yapacak? İşte bazı genlerin e, transkripsiyonunu değiştiriyor. Bu genlerden bir tanesi de ertopoetin. Ertopoetin sentezi artıyor, vasküler endotelya growth faktör sentezi artıyor ve glut1 sentezi artıyor. Burada hadi ekstra bakın şeyler arkadaşlar size anlatmaya devam edeceğim. Bunlar küçük ayrıntılar gibi gözükebilir ama çok temel fizyolojik bilgiler aslında. Şimdi glut reseptörleri ne taşır? Glukoz taşır değil mi? Yani bir glukoz transporterıdır glut reseptörleri ya da glut kanalları. Şimdi bir sürü glut var. Bu glut bir özellikle eritrositlerde bulunuyor ve beyinde bulunuyor. Eritrosit beyin. Hani kan beyin bariyeri var ya. Kan beyin bariyerinden glukozun geçmesi için glut bir kanallarına ihtiyaç vardır mesela. Bakın hani bunu da ekstra söylemiş olayım. Hipoksi durumunda sonuçta bu da arkadaşlar artacaktır. Şimdi gelelim hipoksi yoksa yani oksijen basıncı yeterliyse oksijen yeterliyse o zaman eritropoetin sentezi nasıl azaltılacak ya da artması engellenecek eritropoetinin? İşte burada prolil hidroksilaz devreye giriyor arkadaşlar. Bu prolil hidroksilazlar burada gördüğünüz. Ne yapıyor? Demir varsa ve oksijen varsa çünkü çalışması için demir de gerekiyor, oksijen de gerekiyor. Geliyorlar bu hifi hidroksilliyorlar prolil e, kısımlarından. Ve bu hidroksillenmiş hife von hippel bağlanabiliyor. Ve von Hippel-Linda ubiquitin proteinlerini bağlıyor ve daha sonrasında da sonuçta yıkılıyor. Bütün, bütün e, ubiquitin bağlanan proteinlerde olduğu gibi sonuçta yıkılarak arkadaşlar bu yok ediliyor. Ve bu şekilde eritropoyetinin fazlaca sentezlenmesi e, oksijen basıncı yeterliyse engellenmiş oluyor. Siz burada von Hippel-Lindau'yu mutasyonu uğratırsanız, prolil hidroksilazı mutasyonu uğratırsanız gene bakın ne gibi bir problem ortaya çıkabilir? Eritropoyetin sentezinin artışı gibi bir Program ortaya çıkabiliyor. Polistemiye veraya şimdi gelelim. Polistemiye vera primer polistemiler arasında en sık görülendir, kloneldir. Erythrositoz burada belirgin ama şimdi burada tekrar bana konsantre olacaksınız. Burayı iyi anlamanızı istiyorum. Şimdi bakın, JAK2 hiperaktivasyonu sadece Erythrositer seriyi etkilemiyor. Aynı zamanda kimleri de etkileyebiliyor? hem megakaryostik seriyi etkileyebiliyor hem de lokosit serisini etkileyebiliyor. Yani gryus seriyi etkiliyor. Bu yüzden polistemiye vera hastalarında hastaların 3'te 2'sinde bakın neredeyse %70'inde çok büyük bir rakam lokositoz eşlik ediyor. Hastaların yarısında trombositoz eşlik ediyor. Yani şöyle bir şey görüyoruz hastaların büyük bir kısmında. Hasta geliyor hem hemotokriti yüksek hem lokositi yüksek hem de trombositi yüksek. Şimdi bunları arkadaşlar çok sık görüyoruz klinik pratiğimizde. Bir polistemik hasta. Şimdi bakın. Burada bir sürü sekonder polistemi sebebi konuştuk değil mi? Bir sürü polistemi sebebi var sekonder. Şimdi ben primer polistemilerle sekonder polistemileri ayırt etmeye çalışırken mesela bunu kullanıyorum. Bir hasta geldi polistemisi var. Aynı zamanda diğer hücrelerde de yüksekliği varsa diyorum ki ha JAK2 hiperaktivasyonu olabilir bu hastada. Diğer hücreleri niye yüksek olsun ki yoksa diye düşünüyorum. Fizik muayenesini yapıyorum hastanın. Fizik muayenesinde splenomegali varsa diyorum ki polistemik bir hastada splenomegali olması bana hemen polistemiye verayı hatırlatmalı. Ekstremedüller bir hematopoez mi var acaba bu hastada diye bana düşündürüyor. Sekonder polistemilerde genellikle bir splenomegali tablosu görmeyi beklemiyoruz. Bakın bu iki bulgu İlk basamak beni çok fazla yönlendiriyor hematolog olarak. Sizi de vaka sorularında yönlendirmeli arkadaşlar. Bunları unutmayın. Peki. Bazı vakalarda az önce de demiştim giriş kısmında akut döseme transformasyonu ve mielifibrozis transformasyonu görebilirsiniz. Burada şöyle bir kafanız karışmasın. Bakın isimlendirme değişiyor. Şimdi bir primer mieli fibrozis var. Bu hastalarda öncesinde esansiyel trombostemi ya da polistemiye vere yok. Primer diyorum çünkü. Primer mielofibrozis. Direkt mielofibrozis olarak başlamış. Ama bazı işte polistemiye vera mielofibrozis dönünce de bunlara mielofibrozis diyoruz. Fakat şöyle diyoruz. Post polistemiye vera mielofibrozis diye kısaltıyoruz. Yani bunların farklı özellikleri oluyor. Çünkü primer mielofibrozisten daha değişik özellikleri olabiliyor. insidansına baktığımız zaman neredeyse yaşa göre düzeltilmiş insidanslarında yaklaşık 1 milyonda 11 civarında her yıl kişi de görülüyor. Mesela Türkiye'yi düşünürseniz hani diyelim ki 80 milyon kişi var Türkiye'de yaklaşık bine yakın hasta Türkiye'de arkadaşlar oluyor. Yani her yıl bine yakın hasta tanı alıyor Türkiye'de polistemiye vera. Esansel trombositoz, KML ve polistemi, e, primer bu oranlar birazcık daha düşüktür. Ama esansiyel trombostoz da bayağı yüksek. Bu da fena değil arkadaşlar. Bunu da sıklıkla göreceksiniz klinik pratiğinizde. Şimdi kliniğe gelecek olursak hastalar dediğim gibi asemptomatik olabilir. Rastlantı satın alıyorlar. Kafalarına göre geliyorlar. Hiperviskozite belirti bulguları olabiliyor. Şimdi hiperviskozite kanın yoğunluğu artıyor. Akışkanlığı azalıyor. Daha yavaş böyle daha visköz akmaya başlıyor. Tabii ki bunun temel sonucu özellikle hipertansiyon oluyor. Platoro görebiliyorsunuz. Hastalarda böyle kızarıklıklar oluyor derilerinde özellikle yüz kısmında. Dizziness, sersemlik hissi olabiliyor. Özellikle santral sinir sistemiyle ilgili perfüzyon defekleri e, görebilirsiniz. Parestezi, görme anormallikleri, tinnitus, işitsel anormallikler ve baş ağrısı görebilirsiniz. E, kanamalar da olabiliyor bu arada. Hiperviskozitelerde kanama da olabilir. Özellikle mukozal kanamalar olabiliyor. Epistaksis, burun kanaması e, ve diş eti kanaması diş eti kanaması böyle dişlerini fırçalarken falan çok kolay kanayabiliyor hiperviskoz hastaların. hani bunlar ilk basamakta sizi uyarmalı. Ee, ekstra şunu söyleyeyim. Hiperviskozite dendiğinde aklınıza ilk gelmesi gereken hastalık polistemiye vera değil. Hiperviskoziteyi e, böyle en dramatik, hani böyle en dolu dolu gördüğümüz hastalık tartışmasız lenfoplazmositer lenfomadır. Ya da diğer ismiyle Waldenstrom makroglobinlemesidir. Bugünün konusu değil. Ama mutlaka söylemeliyim bunu. Çünkü hipervisköz dedendiğinde hematolojide herkesin aklına öncelikle Waldenström gelir. Peki, tromboz önemli bir başvuru nedeni. Zaten major ölüm nedeni trombozdur bu hastalarda. Bakın hastaların neredeyse yarısı trombozla hayatını kaybediyor. Özellikle de arteriyel trombozlarla hayatını kaybediyor hastaların büyük bir kısmı. İşte burada emay olabiliyor, işte inme geçirebiliyor hastalar gibi. Ama... Sonuçta hastalarda venöz tromboz riski de dramatik olarak artıyor. Özellikle derin ven trombozu görmeyi bekliyoruz. Fakat böyle anormal bölgelerde de tromboz görebilirsiniz. Öz özellikle splenik sistemde, işte mezenter ven sisteminde, işte splenik ven sisteminde, e hepatik ven sisteminde, hastalarda ya da portal ven sisteminde hastalarda çok ciddi trombotik e olaylar görebiliyorsunuz. Burada batçeriyi özellikle hatırlatmak istiyorum. Temel ölüm nedeni Batciheri değil bakın burada sakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi Batciheri üzerinde burada çok duruyoruz ama majör ölüm nedeni Batciheri değildir. Arteriyel trombozlardır. Hani bu ikisini ayırın. Ama Batciheri çok özeldir. Toplumda Batciheri sendromu gördüğünüz zaman ya da tanı koyduğunuz zaman hemen aklınıza etiyolojik olarak altta yatan neden olarak ilk gelmesi gereken hastalıklar mieloproliferatif hastalıklardır. Özellikle de polistemiye vera ve esansiyel trombositozdur. Şimdi bu hastalarda da ne mutasyonu görüyoruz? Az önce zaten konuştuk. JAK2 mutasyonu görüyoruz. Mutlaka JAK2 bakmanız lazım. Batçeri sendromu tespit ettiğiniz her hastada. Bakın çok farklı bir yer, bir yere götürdüm sizi. Batçeri gördünüz. En sık sebebi neymiş batçerinin? Niyele hastalıklarmış. Özellikle de polistemiye vera ve sonrasında esansiyel trombositoz. Jak 2 mutlaka bakılmalı. E, polistemiye vere ve esansiyel trombostoz klinik ve laboratuvar olarak ortaya çıkmasa bile Jak 2 mutasyonu bulabiliyorsunuz hastalarda. Jak 2 hani bakın şurada geriye gideceğim. Bunların kafanızda iyi oturmasını istiyorum. Şimdi benim hücrelerimde şimdi hani olmasın da hani diyelim ki kendi üzerimden örnek vermek istiyorum. Benim şu an jak 2 mutasyonum oldu. Hemotopoetik kök hücremde. Şimdi ben bugün jak mutasyonu oldu. Yani yarın eritrositoz mu oluyor bende? Hayır. Yıllar geçiyor birçok hastada yıllar geçiyor. Ama trombotik bir statüs oluşuyor aslında jak mutasyonu ile beraber. Bunun bir sürü ayrıntılı moleküler mekanizması var. Jakiki 2 mutasyonu eşittir trombozdur. Siz bu hastalarda henüz eritrositoz gelişmeden trombozları görebiliyorsunuz. Batçağıri ile geliyor hasta sizin karşınıza. Bakıyorsunuz jak pozitif ama her şeyi normal hastanın e ne yapacaksınız? Bu hastaları arkadaşlar aslında tabii ki bakçeri tedavisini veriyoruz hastanın. Bu hastaları takip ediyoruz. Çünkü bu hastaların büyük bir kısmı ilerleyen yıllarda eritrositozla geliyor daha sonrasında. Yani polistemia vera oturuyor ya da esansiyel trombositemi oturuyor bu hastalarda. Ve sonrasında tabii ki de hastanın tedavisiyle ilgili e, yönetiminizi değiştiriyorsunuz. Şimdi bur burayı buraya artık geçiyorum. Bahçeyre iyice kafamızda oturdu. Hadi şunu da söyleyeyim. Bakın geçemiyorum arkadaşlar. Ee, ekstra güzel şeyler söyledikçe söyleyesim geliyor size. Batçiyeri dendiği zaman bir tane daha hematolojik hastalık aklınıza lütfen gelsin. Paroxmal nokturnal hemoglobinüri. Bu hastalarda işte majör ölüm sebebidir batçiyeri. <laughs> Bakın e, PNH hastalarında majör ölüm sebebi batçiyeri sendromudur. Ama... Polis Demiye Vera da majör ölüm sebebi değildir ama Batçeri gördüğünüz zaman hemen önce Polis Vera ve arkadaşları aklınıza gelmelidir. Peki. Nörolojik bulgular olacak. Burayı geçiyorum. Eritromelaji çok önemli. Bunu yıldız diyorum. Eritromelaji ekstremite uçlarında özellikle işte sonuçta el için parmaklarda işte ayak uçlarında ya da yanma hissi şeklinde tarif edilen bir ağrı olması. Hastalar bunu çok güzel tarif eder. Aynı zamanda böyle kızarıklık ve öde, ödematöz bir e, görüntü de olabilir hastanın e, uç ekstremitesinde. Bunu gördüğünüz zaman hemen aklınıza gene iki tane tanı gelmeli. Polistemiye vera ve e, primer, e, daha doğrusu e, primer trombositemi ya da esansiyel trombositemi hemen aklınıza gelecek. Ama en sık toplumda polistemiye vera da görüyoruz, eritromelajiyi. En sık neden polistemiye vera, trombosit aktivasyonu burada patogeniz de önemli ve uç mikro sirkülasyonu tıkıyorlar bu trombositler. Olay zaten buradan köken oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu hani benim bir şey diye düşünebilirsiniz. Fakat benim ama bu olayı tedavi etmezseniz e, parmak uçlarında nekrozlar, gangrenler gelişebiliyor arkadaşlar. Ülserler görebiliyorsunuz. Hani bu yüzden tedavi ediyoruz bunu. Hani a eritromelajisi varmış deyip geçmiyoruz. Aspirin veriyoruz bu hastalarda. Tedavisi de aspirindir eritromelajinin trombosit aktivasyonu olduğu için bu hastalarda. Kanama olabiliyor. Bakın bayağı bir hastada kanama oluyor. Az değil bu. %40'a yakın hastada seyir boyunca ama genellikle masum kanamalar görüyorsunuz. Bunların aslında çoğunun sebebi hiperviskozitedir. Ama portal ven trombozu olan vakalarda özellikle ya da bahçeyeri olan vakalarda daha sonrasında işte portal hipertansiyon ve devam eden süreçte varis kanamaları görebilirsiniz. Peptik ülser riski artmıştır bu hastalarda özellikle işte histaminerjik mastürücü aktivasyonu ve histamin salınımına bağlı olduğu düşünülüyor. Bu hastalarda peptik ülser kanama riski de hem insidansı hem de riski artmıştır. Kaşıntı önemli. Böyle saçma sapan genel bir kaşıntısı olan hastalarda gene aklınıza gelmesi gereken tanılardan biridir polistemiye vera. Ama burada şunu da hatırlatmak istiyorum size. Böyle saçma sapan nedenini ilk bakışta açıklayamadığınız, bulamadığınız kaşıntılı hastalarda mutlaka başka bir tanı aklınıza gelmeli. Başka bir tanı da aslında aklınıza gelmeli. Nedir o? Lenfoma tabii ki de. Lenfoma hastaları sizin karşınıza sadece yaygın kaşıntıyla gelebiliyor. Benim böyle tanı koyduğum hastam var. Sadece kaşıntı vardı hastada. Başka hiçbir şey yoktu hastanın. Kaşınıyor. Derman bulamamış hasta. Dermatolojiye gitmiş, oraya gitmiş, buraya gitmiş. Daha sonrasında arkadaşlar çekilen tomografi sonucunda hastada dedim ki bu kaşıntı hayra alamet değil bu kadar. Antihistaminiklere de iyi bir yanıt vermemiş kaşıntısı. Hadi dedim bir tomografi çekeyim hastada. lenfoproliferatif hastalık çıkar mı acaba dedim. Hodgkin lenfomutanısı aldı hasta. Nodulersiklerozon Hodgkin çıktı hasta gibi. Bunları arkadaşlar düşünmemiz gerekiyor. Akojenik, pruritus olarak da tariflenebiliyor bu. Bu polistemiye vere özeldir ılık ya da sıcak bir duş aldıktan sonra işte bazofilik aktivasyon, mastürcü aktivasyonunun sekonder olduğu düşünülen bir kaşıntı artışı olabiliyor. Hiperürisemiden dolayı da gut görebiliyorsunuz bu hastalarda. Şimdi laboratuvara gelelim. Bu hastaların laboratuvarında zaten hücre yüksekliklerini göreceğimizi söylemiştim. B12, şimdi diyeceksiniz ki B12 ne alaka? Yani B12 niye yükseliyor bu hastalarda diye düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar özellikle lökositlerden sentezlenen transkobalamin nedeniyle... ...yani B12 bağlayan proteinlerin aşırı sentezi nedeniyle... ...total B12'si bu hastaların yükselebiliyor. Bu yüzden bakın farklı bir şey gene söyleyeceğim. Bir hasta B12 replasmanı yapılmıyor. Yani hasta ne hap ne parenteral bir tedavi almıyor B12... ...ve hastanın B12'si çok yüksek geliyor. Bu hastada ayırıcı tanıda mutlaka ve mutlaka kronik miyeli proliferatif hastalıkları düşünün. Böyle spontan, saçma sapan B12 yüksekliği eşittir miyeli proliferatif hastalık demektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın acayip güzel sorular yakalayabilirsiniz. Acayip güzel vakalar yakalayabilirsiniz klinik pratikte bu verdiğim bilgilerle. Bunları sadece unutmamak gerekiyor. Peki hiperürüseme olacak. Sonuçta hücre döngüsü artacak bu hastalarda. Hem yapım hem yıkımı. Demir eksikliği olacak. Bu da çok büyük bir problem ama aslında biz bu problemi avantaja çeviriyoruz. Birazdan tedavi kısmında arkadaşlar konuşacağız. Ama burada şöyle bir sorun oluyor tanısal anlamda. Demir eksikliği dramatik olan hastalarda polisitemiyi çok fazla fark edemeyebilirsiniz. Yani hemoglobin ve hematokriti hastaların çok çok yükselmeyebilir, böyle perdelenebilir. Ama bu hastalarda RBC yüksek olacaktır. Yani eritrosit sayısı yüksek olacaktır. Normalde demir eksikliği anemisi olan hastalarda RBC'yi yüksek beklemeyiz ama bu hastalarda RBC yani eritrositoz olacaktır. Şunu söyleyeyim, mikroster bakın. Mikroster eritrositoz, eritrositoz. Gördüğünüz zaman bir insanda yani MCV'si düşük eritrositlerin ama eritrosit sayısı yüksek. Böyle bir vaka gördüğünüz zaman ister sınavda olsun, isterseniz klinik hayatınızda olsun hemen aklınıza 3 tane durum gelmedi. 3 tane. Bunlardan bir tanesini zaten şu an ben size söyledim. Polistemiye vera. İkincisi hipoksik eritrositozlar. Hipoksik eritrositozlar. Üçüncüsü de beta talasemi minor arkadaşlar. Hemen aklınıza gelmeli. Mesela beta talasemi minörle demir eksikliği anemisini ayır, ayırmaya çalışırken birbirinden eritrosit sayısına bakabilirsiniz. Demir eksikliği anemisinde eritrosit sayısı düşükken beta-talesin minor hastalarında eritros sayısı yüksek olacaktır. Yani eritrus toz görebilirsiniz beta-talesin minor hastalarında kısmen. Peki, JAK2 zaten pozitif olacak, eritropoetin düşük olacak. Bunu da zaten tanısal algoritmada kullanıyoruz. Emrullah Hoca da bahsetmişti. Yani bunu tahmin etmek zor değil. Burada eritropoetin reseptörlerinin aktive olabilmesi için polistemiye vera hastalarında eritropoetine ihtiyaç var mı artık? Yok. Eritropoetine ihtiyaç yok. Yani bu yüzden de arkadaşlar negatif feedbackle zaten eritropoetin artık sentezlenemiyor. Von Hippel'in daha çünkü sürekli aktive bu hastalarda. Sürekli bir degradasyon var. Ve sonuç olarak da eritropoetin bu hastalarda çok 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 düşük bir şekilde geliyor. Peki fizik muayeneye gelelim. Splenime burada en önemli fizik muayene bulgumuzdur. Lütfen unutmayın. Hipertansiyonu söyledim, hepatomegeli olabilir diye söylemiştik. Pletoro'yu söyledim. Gut olabilir söyledim. Kutanöz ülserler özellikle işte eritromelaji olan hastalarda e, tromboz nedeniyle özellikle küçük e, damarlarda görebilirsiniz. Eritromelajiyi aspirinle tedavi etmezseniz. Şimdi gelelim tanı kriterlerine. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanı kriterleri ne burada çoğunlukla kullanıyoruz. Üç tane e, majör kriterimiz, bir tane de minör kriterimiz var. TUS'ta Böyle tanı kriterleri mirli proliferatif hastalıklarda soruluyor. Yani sistemik mastostozun bile tanı kriterleri soruldu arkadaşlar. Daha ne diyeyim ben size. Bunlar da tabii ki soruluyor. Karşınıza bunlar da çıkacak. Majör 3 tane tanı kriterimiz var. Zaten hastaları biz nereden tanıyoruz? Hemoglobin ya da hematokrit yüksekliği yüksekliğiyle tanıyoruz. Burada eskiden daha yüksek değerler vardı hemoglobin ve hematokritle ilgili. Ama artık e, güncel değerler budur. Erkekler için hemoglobin 16,5, kadınlar için 16, hematokrit de 49'a 48. Bunlar artık temel baktığımız değerler. İlk zaten e, tam kan sayımında bunları makine bize söylüyor. JAK2 mutasyonu bizim için çok çok önemli. JAK2 617F mutasyonu hastalarda %97 civarında görülüyor. Eğer bu negatifse o zaman JAK2 exon 12 mutasyonuna bakmanız lazım. Bu da hastaların yaklaşık %2 ila 3'ünde yani diğer hastaların çoğunda bulabilirsiniz ama bunu özellikle incelemeniz gerekecek. Kemik iliği biyopsi yaparsanız da hiperselüler bir kemik iliği görmeyi bekleyeceksiniz. Yani mieloid hücrelerde genel bir proliferasyon artışı olacaktır. Minör tanı kriterimiz bir tane. Ertropoetin düzeyi düşük olması. Bu da temel minör tanı kriterimiz. Tanıyı kesinleştirmek için bu üç major kriteri istiyoruz. Ya da JAK ikisi negatifse ilk iki kriter ve EPO düşüklüğünü tanıda kullanıyoruz. Hani standart Dünya Sağlık Örgütü'nün bize söylediği bu. Ee, ama biz klinik pratikte birazdan söyleyeceğim yaklaşımda arkadaşlar. Aslında hani kemik iliği biyopsi yapmadan e, birçok hastanın polistemiye vera olduğuna karar verebiliyoruz. Ayırıcı tanıda özellikle JAK2 mutasyonunu ilk basamakta isteyeceksiniz. Ertropoetini ilk basamakta isteyeceksiniz. Jaki negatif gelen vakalarda sekonder nedenleri mutlaka düşünmeniz lazım eğer öncesinde düşünmediyseniz. E, oksijen saturasyonunu mutlaka ölçmek isteriz acaba bir hipoksik tablosu var mı hastanın? Buna bağlı bir erythropoietin yüksekliği acaba olabilir mi diye. Karboksihemoglobin seviyesini özellikle sigara içen hastalarda ölçmeniz lazım. Sigara ile karboksihemoglobin konsantrasyonu artacaktır. Ve bazı hemoglobinopatilerde oksijen e, bağlama afinitesi yükseldiği için hemoglobinin eğri sola kayıyor. Biz bunu arkadaşlar e, P50 yani oksijen disesyasyon eğrisini e, böyle laboratuvar olarak ölçerek e, karar veriyoruz. Burada da hangi özellikle hastalığı söylemiştim? Met hemoglobinemi burada özellikle hemen aklınıza gelmedi. Peki. Şimdi gelin bakın tanı algoritmasında genellikle ne yapıyoruz? İlk basamakta polistemiye vera düşündüğümüz hastalarda Mutlaka JAK2 ve eritropoetin istiyoruz. Hastanın eğer JAK2'si pozitif, eritropoetin de düşükse diyorum ki bu hasta polistemeye vera diye karar veriyorum klinik pratikte. Ama bakın Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini söyledim. Hani orada major kriter nedir, minor kriter nedir diye bir soru geldiğinde kesinlikle arkadaşlar bu tabloya göre cevaplayacaksınız. Biz klinik pratikte böyle JAK2 mutasyonu var. Yani kemik iliği biyopsisi yapmadan da hastalarında polistemiye vera olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha sonrasında bakın eğer jak 2 e, 617 F'i negatif geldi ama erytropoietini baskılıysa o zaman şu aklıma geliyor. Diyorum ki bu hastada Jack, e, 2 egzon 12 mutasyonu olabilir ya da bu hastada kemik iliği biyopsisinde hiperproliferasyonu göstereyim diye karar veriyorum. Şimdi diyelim ki hastada Jack, e, 2 egzon 12 pozitif geldi ve veya e, kemik iliği biyopsisinde hiperproliferasyon geldi. O zaman diyorum ki tamam bu hasta gene de polistemiye vera ama bu bunun jack 617 f değil ya da negatif diyorum. Ve bu şekilde tanı koyuyorum. Ama kemik iliği biyopsisi miyeli proliferasyon dramatik değil. Yani direkt söyleyemiyorsunuz. Tanıyı karşılamıyor. Exon 12de negatif geldi. O zaman bu hastalarda hemen şunu düşünüyorum. Özellikle de aile öyküsü varsa erythropoietin reseptör mutasyonu var mı yok mu? Hemen bunu araştırıyorum. Üçüncü olasılık şu, Şakikisi negatif geldi. Serum eritropoietini normal ya da yüksek geldi. O zaman burada sekonder eritrositoz nedenlerini zaten mutlaka düşünmem lazım. Ve bunlarla ilgili testlerimi yapmam gerekiyor. İşte sigara içiyor mu? Karboksi hemoglobini acaba ne oldu? Kronik obstruktif akciğer hastalığı olabilir mi? Acaba konjental olarak kalbimi delik bu hastanın? Vesaire vesaire. Burayı geçelim. Şimdi burada... Gelelim bu hastaları nasıl yönetiyoruz? Tedavide ne yapacağız işte? Tanıyı koyduk hastaya. Okey. Tanı kriterlerini konuştuk. İşte Jakikin'in öneminden, Ertropoetin'in öneminden bahsettik. Şimdi bu hastaların yönetimine gelelim. Şimdi az önce ben size satır arasında şöyle bir şey söylemiştim. Bu hastalardaki majör ölüm sebebi tromboz, e, trombozdur. Bu yüzden bu hastalardaki temel amacımız aslında trombozun önüne geçmektir. Peki buna nasıl karar veriyoruz? Yani bunu nasıl yöneteceğim? Nasıl trombozun önüne geçeceğimi nasıl karar vereceğim? Şimdi burada hastalarda Tromboz riskini belirlediğimiz bazı parametreler var. Bunlardan bir tanesi yaş, bir diğeri de e, tromboz öyküsü. Eğer hastanın yaşı 60'ın üzerinde ve veya tromboz öyküsü varsa o zaman bu hasta yüksek risklidir. Tromboz ve buna bağlı ölüm açısından. Ve biz bu hastalarda bu yüksek riskli dediğimiz hastalarda mutlaka ve mutlaka arkadaşlar Störediksiyon yapmamız lazım. Yani kemik iliğini baskılayacak bir ilaç vermek istiyoruz. Birazdan bu ilaçları konuşacağız ne verdiğimizi. Eğer düşük riskli ise yani hasta genç ve tromboz öyküsü yoksa o zaman bu hastalarda kemik iliğini baskılayacak, stemseli baskılayacak bir ilaç vermemize gerek yok. Ama burada bütün hastalarda yapmamız gereken bir şey var. O da hematokriti düşürmek. Peki bunu nasıl yapıyorum? Hematokriti nasıl düşürüyorum? Çok kolay. Flebetomi yapıyorum hastaya. Çekiyorum arkadaşlar kanını çekiyorum. Bazen iki günde bir yani gün aşırı yapıyoruz ilk başladığımızda eğer çok ciddi bir hematokrit yüksekliği varsa hastanın. Sonra işte haftada ikiye dönüyoruz. Sonra haftada bire düşüyoruz. Sonra ayda bire düşüyoruz falan falan. Bu şekilde hastalarda filebeton yapıp hematokritini düşürüyoruz. Filebetonu yaparken ne oluyor biliyor musunuz bu hastalarda? Sürekli eritrositoz var ve biz çekiyoruz ya bu hastanın kanını. Bir, tahmin edeceğiniz gibi hemoglobini düşmeye başlıyor yavaş yavaş. İki, bu hasta demir eksikliğine giriyor. Demir eksikliği. Çünkü demir alıyorsunuz. Yani eritrosi çekmeniz ne demek hastadan? Demir çekmeniz demek değil mi? Yani hastanın vücudundan demiri çekiyorsunuz resmen. Hasta daha hızlı demir eksikliğine giriyor. Ve sonuç. Bu hastalarda demir eksikliği oturunca flebetomi ihtiyacı azalıyor. Bakın. Aslında bu güzel bir şey, istediğimiz bir şey. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hasta demir eksikliğine gelsin diye uğraşıyoruz biz. Burada şöyle bir problem var bu hasta gitti başka bir doktora. Ve polistemi olduğunu söylemedi. Ve işte dedi ki ben hocam ben halsizim dedi şöyle böyle dedi. Ee, sonra bir baktı işte doktor aile hekimi vesaire. Baktı demir eksikliği var hastanın çılgınlar gibi. Dedi ki aman Allah'ım senin demirin yok dedi. İşte bunlar hep bu yüzden dedi. Problemlerin, hastalıkların. Sana dedi şimdi e, hani kötü senaryoyu söyleyeyim. E, parenterel demir damardan ben sana bir demir vereyim sen böyle yeniden doğmuş gibi olacaksın dedi ama hasta arkadaşlar maalesef ölebilir bu tedaviden sonra çünkü hemen reaktif çok aşırı bir e, eritrositoz olacaktır hastada ve ani bir trombozla hasta hayatını kaybedebilir böyle bir süreç içerisinde bu yüzden hastalara e, bu şunu tembihliyoruz diyoruz ki bak sakın sen demir kullanmayacaksın sakın sana bir doktor verir şu nedenle bu nedenle asla ve asla içmiyorsun demir ilaçlarını. Sana demir yazılacaksa bunu yazacak kişi benim, başkası değil diye tembihliyoruz. Çünkü başkası hata yapabilir ve bu hata hastanın hayatına mal olabilir. Bu çok önemli. Peki. Şimdi filibetomi üzerine konuştum. Bütün hastalarda zaten aspirin eğer bir kontraindikasyon yoksa başlıyoruz. Diyeceksiniz ki aspirin kontraindikasyonu bu hastalarda olabilir mi diyeceksiniz. Olabilir. Nasıl olur biliyor musunuz? Şöyle olur. Hasta geldi, Trombosit sayısı 1,5 milyon diyelim hastanın. Yani çok çok yüksek hastanın. Abartılı bir trombosit sayısı var. Olabilir mi? Olabiliyor bazı polistemi hastalarında. Ee, bu işte böyle abartılı trombositozu olan hastalarda von Willebrand tüketiliyor trombositler tarafından. Özellikle de büyük moleküler ağırlıklı von Willebrand'lar tüketiliyor. Biz biliyoruz ki fizyolojik olarak von Willebrand'ın moleküler ağırlığı ne kadar büyükse o kadar... Aslında hemostatik sistemde daha aktif görev yapıyor. Yani primer hemostazda o kadar e, hızlı aktive oluyor ve e, kanamayı durduruyor. Ama bu hastalarda bu büyük von Willebrandlar tükeniyor ve hasta kazanmış bir von Willebrand e, durumuna e, giriyor. Böyle olunca da hastalarda kanamalar arkadaşlar olabiliyor. Böyle bir durum varsa asla aspirin vermiyoruz hastaya. Hastada hayatını tehdit eden bir kanamaya neden olabilirsiniz. Böyle bir durumda aspirin verirsiniz. Bu söylediğim şey esansiyel trombositemi için de geçerli. Bakın burada kendimi büyüteceğim arkadaşlar. Çünkü burası gene önemli. Bakın güzel şeyler anlatmak istiyorum size. Güzel klinik vizyon açmak istiyorum. Şimdi bir hasta geldi. Trombositozu var. Aşırı bir trombositozu var. Bu benim başıma geldi. Dedim ki işte miyeloproliferatif bir hastalıktan şüphelendim hastada. Ee, Jack ikisi negatif geldi. Daha sonrasında dedik ki bu hastada kemik iliği biyopsisi yapmamız lazım. Hastada kemik iliği biyopsisini e, aldım asistanla beraber yapıyor yapacağım. E, hematoloji fellow'uyum o zaman. E, ve asistana dedim ki hani şey yapalım. Hani biyopsi yapalım. Hadi gel beraber. Hani, sen de öğren. E, asiste et beni e, vesaire vesaire. Sonra işte e, asistan asistanımız dedi ki bana Abi dedi yani biz bu hastaya biyopsi yapacağız ama sonra biyopsi sonrasında bir tromboz muromboz tetiklenmesin bu hasta dedi. Trombosit çok yüksek dedi. Ben dedi baktım bir buçuk milyon dedi trombositi. Dedim bir hadi bir deneyelim bakalım ne olacak dedim. E, tromboz mu olacak başka bir şey mi olacak dedim. Ben dedim kefilim bu hasta tromboz olmayacak ben buna kefilim dedim. Ama bir bakalım bakalım ne olacak dedim hastada. Hastaya biyopsi yaptık arkadaşlar. Hastanın kanaması 20 dakika durmadı. 20 dakika biyopsi bölgesinden kanada hasta. Sürekli basınç e, uyguladık hastaya. Sonrasında durdu. Sonra dedim ki asistanımıza bak dedim buradan çıkartman gereken bir ders var. Ve ona orada kazanılmış von Willebrand hastalığınızı anlattım. Bu yüksek trombos sayısı olan insanlardaki. E, bu hastalarda aspirin verirseniz çok daha kötü olur. Şimdi şunun farkındayım. Şöyle düşünüyoruz mantıksal olarak diyoruz ki ya tromboz kim yapıyor? Trombositler yapıyor. E, o zaman trombosit ne kadar yüksekse tromboz riski o kadar yüksektir. Hayır. Ölümcül hata. Fatal error arkadaşlar. Ölümcül bir hata bu düşünce. Asla böyle olmuyor. Trombosit sayısının bakın e, bunun üzerine basarak söylüyorum. Trombosit sayısının tromboz ile paralelliği yoktur. Paralel değildir. Aksine belli bir kırılma noktası vardır. Siz büyük molekülarlıklı volumüllebrantları tüketirsiniz. Ve kanar hasta, von Willebrand hastalığı olur kazanılmış bir şekilde. Hasta kanamaya başlar. Bunu asla ve asla unutmayın. Bu hastalarda eğer bir hücre grubuyla, bir hücre yüksekliğiyle trombozu e, paralel bir şekilde kafanızda kurgulayacaksanız bu eritrositozdur. Hemotokrit ne kadar yüksekse tromboz riski o kadar yüksektir bu hastalarda. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Lokosit ne kadar yüksekse gene tromboz riski o kadar yüksektir bu hastalarda. Ama trombosit sayısıyla ilişkisi yok. Çok güzel bir soru olur arkadaşlar bu. Çok güzel bir soru olur ve sadece bunu bilenler ve klinik vizyonu olanlar bunu yapabilir. Peki devam edelim. Şimdi dedim şunu söylemiştim. Sitorediktif tedavi yüksek tromboz riski olan hastalarda veriyoruz. Çünkü hematopoietik kök hücreyi baskılamak istiyoruz. Proliferasyonunu azaltmak istiyoruz hematopoietik kök hücrenin. Burada kullandığımız birçok ilaç var. İlk basamakta genellikle ya hidroksiüre kullanıyoruz. Ee, hidroksüre ribonükleotit redüktazı aslında e, inhibe ediyor e, ve sonuç olarak işte deoksi nükleotit sentezini yani DNA sentezi ile ilgili e, bir hasar veriyor hücreye ve proliferasyon azalıyor. Hidroksüre çok meşhur bir tedavidir. Mesela hücreli anemi hastalarında da çok kullanırız hidroksüreyi. Burada da çok fazla kullanıyoruz ve tromboz riskini azalttığı gösterildi hidroksürenin. Ama şöyle bir problem var hidroksüreyle ilgili. Uzun dönemde ee, Malignite riskini arttırdığıyla ilgili tartışmalar var hidroksiyürenin. Hani bu yüzden genç hastalarda özellikle hidroksüreyi çok fazla vermek istemiyoruz. Hani e, ileri yaşta oluyor bu polistemiye veri ama nadiren genç yaşta da tanı alan hastalar olabiliyor. Mesela 30 yaşında tanı alıyor bazı hastalar. Şimdi ben bu hasta hidroksiyüre çok fazla vermek istemem. Çünkü yıllar boyunca yani bu hasta 40 yıl boyunca hidroksiyüre mi kullanacak? Yani korkarım. Bu yüzden mesela interferon veririm böyle hastalarda. Pegile interferon ya da ropegilated interferon diye iki tane seçeneğim var burada. Ee, gebelerde de hidroksüre veremediğimiz için mesela gebelerde de interferon kullanmak çok daha güvenli ve mantıklı olacaktır. Hani sorular için böyle bir ayrıntı gelebilir karşınıza. Ruxolitinib. Ee, Emrullah hocam söyledi. Hatta ben o dersi anlatırken chat kısmına yazdım. Dedim ki... Ruxolitinib'i ilk basamakta vermiyoruz dedim. Özellikle belirttim. Ruxolitinib ilk, ilk basamakta verilmez. JAK2 inhibitördür, Ruxolitinip Ruxolitinib. E, hidroksüre e, rezistan ya da hidroksüüreği tolere edemeyen, kullanamayan hastalarda Ruxolitinib endikasyonu vardır. Yani endikasyonu budur. İlk basamakta kafalama Ruxolitinib vermiyoruz polistemiye ver hastalarında ama çok güzel işe yarıyor. Bu hastalarda özellikle splenomegali varsa splenomegaliyi acayip azaltıyor ve hasta semptomatik olarak da çok rahatlıyor. Ruxolitinib ilk basamakta verebildiğimiz temel hastalığımız mielofibrozidir ve en çok mielofibrozide kullanıyoruz ruxolitinib tedavisine. Hani özellikle mielofibrozde ruxolitinib çok çok önemlidir. Vaf arkadaşlar bence ee, gayet ee, iyi oldu. Çok fazla abartmadan anlattım. Ee, bir saat civarındayım şu an. Ee, bayağı iyi oldu. Ee, yani memnun kaldım. Ben de bu dersten. Ee, bir sürü ekstra şey de söylemek istiyordum size. Ee, onları da söyledim. Yeni aklıma gelen şeyler oldu. Artık spontan böyle e, size anlattım onları da. Şöyle bir şimdi şurayı küçültüp chat kısmına arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Chat'i takip edemedim. Ee, hızımı kesmesin diye. Evet. Şimdi bakıyorum çete. Ha bu arada arkadaşlar e, söylemedim. E, beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenin. Bakın şu an beğenmeyenler varsa ve faydalandıysanız, yeni bir şey öğrendiyseniz, yani beğendiyseniz, sevdiyseniz hani like atmamanız için hiçbir sebep yok değil mi? Lütfen like atın arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, şimdi bakıyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Ee, ben de arkadaşlar hepinize selam söylüyorum Azerbaycan'dan dinleyen arkadaşlarımıza. Epo normal, JAK2 negatif ama hemoglobin hematokriti yüksek polistemiye vera diyebilir miyiz? Ee, dememiz çok zor. Yani böyle bir durumda çok zorlama bir tanı olur polistemiye vera. Ee, şöyle e, yapabilirsiniz. Yani çok çok nadiren eritropoetin normal olabiliyor ama... Normalse de normalin alt sınırına yakın oluyor genellikle. Böyle bir hastada kemik iliği biyopsi yaparsınız. Kemik iliği biyopsinde eğer 3 seride de hiperproliferasyonu gösterdiyseniz e, o zaman sekonder nedenleri de ekarte edip polistemiye vere kabul edebiliyoruz hastaları. Böyle yaptığım e, yanlış hatırlamıyorsam iki tane hasta oldu. E, Jak 2 negatif. E, işte i̇şte çok baskılı değil ama böyle alt sınıra yakın Hani böyle takip ettiğimiz hastalar oldu. Hani klinik pratikte diyebiliyoruz. B12 neden artıyor? Çünkü lokositler transkobalamin sentezleyebiliyor. Artan lokosit aktivasyonuyla beraber transkobalamin sentezi e, artıyor. Ve B12 arkadaşlar daha fazla bağlandığı için de böyle toplam total B12 seviyesi artabiliyor. Bu hem KML'de böyle hem e, mielifibrozis hem vere hem de esansiyel trombositemi de böyle. Bu çok tipiktir. Hani gene altını çiziyorum. Böyle bir hasta geldi karşınıza. b 12 yüksek. Hasta B12 tedavisi almıyor. Hemen mi öyle proliferatif hastalık düşüneceksiniz. Hocam oral demir replasmanı verilmesi de tromboz riskini arttırır mı? Evet arttırır. Çünkü hematokritini çok hızlıca arttırırsınız hastanın. Yani arkadaşlar inanılmaz hızlı artar demir verirseniz bu hastalara hematokrit. Ve hematokritin artışı da eşittir tromboz demektir. Peki bu kadar arkadaşlar yeterli bir saati doldurduk katıldığınız için hepinize teşekkür ederim bundan sonraki işte sunumlarla ilgili zaten Emrullah Hoca ile beraber sosyal medya kanallarımızdan duyuru yapacağız kendinize iyi bakın hoşçakalın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tekrar söyleyeyim.